Geçemez o motorla. Bunun ilkini izledim. İlkini izledik yayında. Şimdi ikinci video. Dan, dan. Ah lan. Ne saklanıyorsun oğlum? Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Adamlar KC1'den 13'e kadar bu odanın kurulumunu izledi. Şimdi bu halde görüyorlar. Boşalttık ya. Genişmiş lan bu oda. Harbi genişmiş oda abi la. Yok abi. Bak lan yine genişmiş. Pislik yuvasıymış burası, onu fark ettik. Burayı bitirdik, rafları bırakıyoruz. Şimdi son toparlamaları alacağız. Bir de size üzücü bir şey daha göstereceğim. Hatta arkadan da görüntüleri koyarım. Abi artık bunu miladı dolmuştu. Ah lan. Ah lan, bu çok güzeldi. Ben Tugan abide kalırken bu bir ara canlandırdıydı. Güzel duruyordu. Kaç sene oldu? 6 sene oldu. 6 senedir Piko Akvaryum yapılır mı yapılmaz mı tartışması dönüyordu. Bu tam bir Piko Akvaryum deniz akvaryumu mudur? Bilmiyorum, hani öyle görsel şölen yapamadığın için, ama tuzlu su mu tuzlu su? Mercanı, soft mercanı yaşıyor mu yaşıyor mu? Ay ama artık çok eskidi bu akvaryum. Leş gibi. Bunu temizlemekle de uğraşmadım. Direkt çöp yaptım. Ama ne yaptık? Tabii içinde yaşayan canlı kayaları, 5-6 tane mercanı şimdilik kova suyu için aldık. Eve gidip çok hızlı yine o plastik kutuları önceden anlattığım gibi yine hayatta kalabilecekleri şekilde. Onları o zaman temizleyecek herhalde fırçayla mırçayla değil mi? De ayar vereceğim. Hatta canlı kaya ne? Nasıl canlı kaya dedi, işte onları suya durduktan sonra o bayağı işte mercanlar falan filan olmuyor mu? Canlı kaya denilen o değil mi arkadaşlar? Hobiciler. Akvaryumun suyunu da buraya fazlasını çıkardık ki kür yapayım. Bu çok kıymetli bir su bence. Yarısını yeni sıfır su yapacağım. Yarısını da buradan kullanacağım. Ortaya bütün gidecek malzemeleri ayıkladık. Atılacaklar, hasarlılar, kırık olanları ayırdık. Eş dosta vereceğiz birkaçını. Ondan sonracığıma buradakiler, pertler, bunlar da gidiyor. Bu bölge tamamen yeni eve gidiyor yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Güzel akvaryumlar veya teraryumlar var. En sonunda bu kaldı. Bunu da iptal edeceğim ama bunun akvaryumunu bozmayacağım. Bu bir dursun. Heh. Bu içinde hani bir yastarın oldu biliyorsunuz zaten. Vallahi ha, o kadar çok gün geçiyor ki. Hangi gün hangi videoyu da neyi anlattım bilmiyorum. Bunu şimdi suyunu indireceğiz buraya kadar. Ya da bugün değil, belki yarından sonra. Buraya kadar su inecek. Direkt böyle taşınacak. Orada da güzel bir yere koyar. Bir temizliğini, bakımını yap. Bayağı uğraştırıcı bir hobi. Yani şimdi Tuğkan abininki çok uğraştırıcı. Çünkü bir tane akvaryuma bakmıyor ya da bir tane canlıya bakmıyor. İşte bir sürü canlı, atıyorum 20 tane canlı, 5 tane akvaryum bakıyor. Orası uğraştırıcı. Harbiden orası çok emek ister, çok yorucu. Yani çok büyük rutin ve düzen lazım. İyi de bir zaman harcamak lazım. Hani az çok Tuğkan abiden de gördüğüm için bunlara ihtiyacım var. Hani haftanın en az 2 gününü falan buna kitlemen lazım. Ama mesela ben Tuğkan abiyle beraber, hatırlarsanız Tuğkan abide kalırken mi? Tuğkan abi misafirliğe gittiğim zaman orada bana bir tane yapmıştık. Mesela bitki akvaryum. Tek başıma ona bakıp budamalarını yapıyordum. Güzel güzel bakıyordum. İstanbul'a yerleşene kadar çok güzeldi. Ama ben İstanbul'a yerleşince o 4 ay içinde benim akvaryum mesela pert oldu. Çünkü yani bakamıyor abi evdekiler. Sen ilgileneceksin onunla. Senden başka kimse ilgilenemez yani şimdi. Evdekilere ne diyeceksin? Anneme şey mi diyeceğim? Anne bitkileri, buda, şey, akvaryum camlarına, o imkansız. Ama kendi başına böyle tek başına hobi yapacaksan bir tanesine, iki tanesine falan bakarsın. Çok da eğlenirsin yani. Yaparım. İçindeki mostları falan atacağım. Sadece Anubias teraryumu, Karides teraryumu olarak dursun. Teraryum diyorum bak. Akvaryum, akvaryum. Kafa kalmadı. Hikaye bu. Bitti. Arkadaşlar dur. Üçüncüyü de izleriz. Adam ya. Gideyim ben diyor. Şimdi evdekileri getirdik. Biraz 2 saatlik yol direnmesi yaşadı. Buradaki eski suyu, hiç yeni su hazırlamıyorum. Direkt olan suyu buraya aktaracağım. Axolotlara yaptığımız gibi. Sonra içine küçük motor koyarız. Pataküte akarız. Dübe. Gel. Şimdi burada kayaları, mercanları tutacak değil mi? Var, kamera tut. Mis gibi tuzlu su. Lan o küçücük akvaryum bu kadar sıçtırmış cidden ya. Harbi la. Orada şunu fark ettim, su berrak bir su değil. Ama biraz belki karıştığı için de böyle olmuş olabilir. Hiç zemin koymuyorum. Argonit kumum var ama onu koymayacağım. Burası sağlam mı acaba? Bunu yanına koyalım. Evet. Tam içindeki tırtıllar yaşıyor. Turbosneyi. Bunlar canlı kayalar. Kaç yıllık? Bak görüyor musun? 6 yılı geçti ya. Bir turbosneyi daha var. Turbosneyi ne la? Şimdi hiç kasmadan alplerin olduğu yere bunları koyacağım böyle. Bir turbosneyi daha. Mı? Bu çok eski oğlum. Tuğkan abi ilk yayın evinin oradan gelen bir deniz akvaryumu, hatırlamıyor musunuz? Arka planında vardı köşede. Onun katurbosneyi yoktu benim ya.
Büyüdüm la bunlar. Bir turbosu neyil daha. Haa turbosu neyil şey bak, la solucan. Bak burada iki tane ledder var. Salyangoz gibi. Bu bir ledder, bu bir ledder. Sırf şunlar için aslında bu kadar fanteziye girdik gibi bir şey oldu ama. Derinliğimiz az tabii. Bunu da böyle koyalım. Direkt zemine koyayım. Ben buna şimdi taze bir tuzlu su hazırlarım. Böyle bir 10 litre kadar. Yeni sıfırdan. Yani bir suyu şöyle bir can gelir. Suyu filtreliyor ha. Şunu koyayım. Bayağı varmış. Bak bu en altta kalan kayaymış. Görüyor musun? Mercan kayayı. Aslında güzel duruyor. Dubai'ye bak nasıl yorum yaptı kardeşim benim. Güzel duruyor yalnız ha. Niye bileyim. O bir tek gözüken kısmı burası. O yüzden ayıklı burası. Mor yani. Gün ışığında kalmış. Hmm. Bunların hepsi eskiden o renkti. Bak sonra böyle alpleniyor. Çok güzel gözüküyor bak arkası. Bu da mercan kayası. Burası gözüken yani güneş gören taraf. Bunu fırçalayacak tamam. Mı acaba? Turbosun ellerimiz temizliğe başlasın. Şimdi buraya... Ha o sümüklü böcekler zaten bunu takır takır temizleyecek. Yani 3 tane olduğu için mesela yavaş 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 bunu temizleyecek. Buraya ne koyabiliriz? Bu mesafe sudan dış filtre, şelale tip filtre koyamam. O yüzden en mantıklısı... Fırçalasa zarar verir gerçi doğru. İç filtre şimdilik suyu döndürsün veya dalga motoru. Evet, son olarak deniz akvaryumdaki update. Işık bağladık. Başka ne yaptık lan? Isıtıcı. Bir de ısıtıcı bağladım. 24 dereceye fixledim. Bunu da timer açık. Işıklı mışıklı. Wow. Mavi, kırmızı. Tam böyle bir deniz akvaryumcu gibi oldu lan. Akvaryumcularda olur ya. 3, 4, 5 tane mercan. Bak görüyorsunuz mu? Bunlar bir de öyle temizlenip falan canlanınca çok çok daha güzel duruyor. Var görünürde gerileri altta kalmış olabilir. Yolunu bulur onlar. Şimdi dalga motorunu belki iptal eder. Küçük bir iç filtre takarım. İşi bitiririz. Tamam. Bunun bu mavi de kalsın birkaç gün şöyle loş ortamda takılsınlar. Bu akvaryuma hakimsinizdir bu arada. Biz yayında falan da temizledik bunu ya. Evet, simülasyonu yapacak olursak hikaye bu. Karşıya eski masayı kurdum yayın bilgisayarındaki. Buraya da iki tane ürettiğimiz yeni masadan arka arkaya adaymış gibi koydum. Bu kadar. Daha ihtiyaçları bilmeden bir şeyler yapmayı çok sevmiyorum. Mesela buraya bir ada hayalim vardı ama ada mesela şu an gelse beni bir boğmaya başladı mesela. Anlamsız bir şekilde. Tabii buradaki raflar uzun olacak. O raf... Baba şuraya bir ada altına da akvaryum. Raflar uzun olduğu zaman belki yıllardır bunu konuşuyoruz. Çünkü her şey masa şu an. Burada bir masa ekstradan oluyor. Belki bu kadar geniş değil. Bir tık daha kısası, bir tık daha uzunuyla. Daha kibar, altı, işte dolapları. Bunların editini Tuğkan abi yapıyor arkadaşlar. Videoya odaklanın hadi. Ne bileyim ada yapılırsa en azından videoları çekebileceğim veya bir el işi yapabileceğim bir alanım olur. Evet. Buralar hep raf olacak zaten. Masaların hepsi kalkacak. Burada da bu durmayacak yani bunlar hep geçici. Şimdi işimizi görsün yeter. Buradaki yoğunluk da gidecek iki güne. Bu köşe yoğunluğu. Genel olarak şu an bu şekilde idare edebiliriz gibime geliyor. Evet yeşilliğimiz de geldi. Sakin ol Koba. Çok korkuyor bir tanesi ya. Diğeri bana müthiş alışık. Ama bir tanesi niyeyse aşırı korkuyor. Bunun içinde kabağımız, fesleğenimiz, yeşilliğimiz, marulumuz. Yemeyeceğim mi kabak? Hiç sevmiyor kabak. Nasıl korkuyor la? Tamam. Bundan tad bir de seversin bunu. Marul deneyelim. Neyse. Şu an stresten yemiyor olabilirler. Bir tane kalsiyum. D3 kalsiyum vererek. 2 haftadır. Hatta bir aydır D3 kalsiyum vermiyoruz. Şöyle biraz dövelim. Bir miktar onlara vereceğim. Bir miktar iguşa vereceğim. Şöyle komple bir serpelim. Şöyle mis gibi. Onu karıştıracak. Vitamin. Şimdi. Tuz gibi bir şey işte ya. Yiyesim geldi la. Bir tuz, zeytinyağı, limon. Normalde ben buraya maydanoz falan filan da abanıyorum da şimdi hazır salatalardan aldım. Arada bir kurtarmalık öyle yapıyorum. İçine bir kabak maydanoz atıyorum. O da gayet iş görüyor. Mis gibi. Şimdi İguş'a vereceğiz bunu. İguş stik yemlere de çok alıştı. 10 numara 5 yıldız kapat. Mis gibi vallahi ortam oldu. Benden güzel besleniyor şu an. Da şöyle yapalım. Çok değil ama. Fazlalığı da hamam böceklerine sallıyorum baba. Onlar da gömüyor. Çok korkuyor harbi la. Mercimek. Baby iguana stick de yiyorlar. Şunlardan. 10 numara 5 yıldız oluyor. Biraz Peter'lara da dökeceğim. Burada bir nemalandıklarına şahit oldum. Şu kumlu olanları bir alalım. Okey. Geri kalanı da hamam böceklerimizi açıyoruz. Buraya pıtlat. Gömerler. Evet tamamdır. Hamam böceğini hiç sevmiyorum yani. Burada açayım size.
Bu daha bir kurulum değil. Aydırdım, aldım ki canlılar idare etsin diye. Çok da başarılı oldu aslında. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bitki akvaryumunun şimdi suyu temizleniyor. En sonunda işte karideslere bir bakacağım ama bir şey olduğunu sanmıyorum. Olmaz. Hikaye bu. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım size şu serüveni. En azından başını yaşayın, izleyin ki yine devamında kendinizi iyi hissedin diye. Mucuk mucuk. Görüşürüz. Evet. Araya bir de canlı yemim geldi. Onu da sıkıştırayım dedim. Vallahi bayağıdır canlı yemim yoktu. Bunlar moraya kurdu. Bilmeyenlerimiz yoktur diye düşünüyorum. Sesim birazcık yorgun, kusura bakmayın. Bugün çok iş yaptık. Ya bugün var ya. Yalnız harbi iyi değil ya. Yani gösteririm şimdi. Bayağı bir şey yaptık. Hayvanları düzenledik. Evde kalan teraryumları aldım. Yeni raf sistemini konuştuk. Yusuf geldi Hawk Gaming'den. Vay Yusuf abi. Gaming oldu. Taş gibi taş. Gımıl 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 gımıl. Net protein. Şimdi tabii moraya kurtları böyle dursun. Burada da 500'e yakın bebek tartara var. Tartara. Çok küçükmüş ya. Bebek de değil bu artık. Sperm ya. Neyse. Şimdi benim kültürüm burada. Şöyle yapacağız. Vallahi ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama. Şu büyük plastik kutuyu tartaralara avandım. Bunun içinde torf var, küf var, springtail var. Bol bol yumurtalık var. Bayağı da büyüdüler. Patatesi dayıyor. Bunlar burada patatesi yiyip yiyip büyüyorlar. Yiyip yiyip ürüyorlar, büyüyorlar yanlış anlamıyorsam. Havucu dayıyorum. Ufaklıklar gelin bakalım. Çok küçüksünüz ama. Elbet büyürsünüz be canım. Çift katma yapmış. Dur o zaman şöyle açalım. Sonra da yem oluyor aynen. Şöyle pencere açtık mı? Oo doluymuş ya. Baksana tiplere bak. Üf 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 dolu dolu. Harbi doluymuş da. Evet sizler. Bak 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 sonra gidiyorlar. Bıngıl 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 bıngıl. Bizim cancağızların yarın öbür gün neleri olacaksınız? Yemleri olacaksınız. Protein kaynağı olacaksınız Johnny. Bir tane kaybımız var. Tamam. Gani. Yumurtadan yeni çıkmış bunlar. Baksana minnacık bunlar şimdi büyüyecek burada herhalde. Süreci ne olur bilmiyorum ama. Herhalde şöyle bir aya falan iyi büyüyorlardır. Bilenler söyler zaten. Kapsülden yeni çıkmış bebeler. Bunu da kapatalım. Evet. Moray kurtlarımız ve hamam böceklerimiz bitmiştir. Timerlarda devreyi, ışıklar söndü. İguş. Koçum. Güneşleniyorsun nasıl, yine. Nasıl güneşleniyor bak bak. Bir tane muzu. İnfluencer pozu veriyor. Ödülünü aldım. Abandım arkadaşlar. Derece abandım bak. Görüyor musun? Kaç tane lamba var abi la? 100 wattlık kırmızı ampul var. İnfrared ampul oradan güzel ısınıyor. Bir tane de yeni daha Avustralya'dan taze geldi. Kırmızı renk çok güzel durmuyor mu içinde o ışığın kırmızı veriyor ya. Gelmiş ultraviyole ampulünü de taktık. Akıyor şu an. Deri değiştiriyor zaten. Abi çok zaten. Güzel duruyor yarın ya. Banyo yaptıracağım. Şimdi güncel durum son duruma gelirsek de mevzu şu. Bütün burası... Bu niye kamera böyle? Harbi bak Tuğkan abinin kamera harbi bozuk bak. Ama şansa bak ya 3 tane aldık Tuğkan abi bozuğu denk geldi. Işık bakayım döndür. Çok kötü bir açı bu. Yusuflar geldi. Bütün buranın ölçülerini falan aldık. Hayvan gibi bu teraryumun biraz daha kısasını sığabileceği. Osman hoş geldin. Çok güzel böyle ortalanarak harika bir background raf sistemi yapacağız buraya. Daha sonrasında da dubelerle bizim ekibin diğer mensuplarıyla Aztek dube güçlerimizi bir araya getireceğiz. Akıllı bir sistem yapmaya çalışacağız buraya. Bomba gibi olacak inşallah. Sulama sistemleri ayarlanabilir, ısıtıcıları ayarlanabilir. Değişik bir sistem kasacağız. Artık bu duvar karınca çiftliğimin hak ettiği şekilde hadi şekillenecek. Hadi evet, bakalım. Bir küçük özet daha vermiş oldum. Öpüyorum. Bunlar kordi yemişti değil mi? Yarın Yusuf gelecek yine. Belki bunu önceden söylemiş bile olabilirim. Ben... Bir kutu B12 içiyorum lan. Valla bam güm yardırıyorum. Yarın Yusuf gelecek. Bir mobilyacı arkadaş da burayı tamamen şu soldaki raflardan ulaşabilecek şekilde bir güzel ölçüsünü alıp üretime başlayacağız. Şimdi Atakan'dan şöyle bir şey geldi. Sanırım ooo güzel. Bak bunu zamanında herhalde satışta varmış. Sonra unutmuşlar mı ya da ne bileyim stokta mı kalmış bilmiyorum. Hazır teraryum mu oluyor bu malzemeleri içinde? İçindeki kalsiyum tozu falan varsa gıda olarak kullanılabilecek bunların hepsi tarihi geçmiştir. Ufak tefek hasarları var. Ya da hasar değil bu ön... Yok hasar değilmiş. Neyim bu? Ha bu zoom edin. Ne var içinde? Mini combo deep dome var. Kullanırız. Armatür. Bu neymiş? Terrarium hood. Tamam bu da...
Atakan yok, Atakan Pet Shop. Armatür. Daha doğrusu bu dikey teraryumların, bizim egzoterraların ışıklandırması gibi hem bundan hem bundan koymuşlar içine. Çok yoğun bir koku var içinde. Hazır, anlamadım ne. Teraryum. Tamam, yemliğimiz, su kabımız var. Değişik bir tür. Vay vay vay, UVB5 bulunmayanlar zinciri baba. İyi oldu bundan çıktı. Bu neymiş? Evet, Wrap the Basking Spot Lamp, ısıtıcı lambamız. Ondan sonra cıma bir adet sticker derecemiz. Bu ne? Dergimiz. Bu belli. Sakallı ejder teraryumu seti olarak yapmışlar. Set güzel aslında ya. Öyle durumu uygun olan arkadaşlar hiç uğraşmadan laps diye alabiliyor yani. Yalnız gıdaları da var içinde dedi ama yok herhalde, tarihi geçti diye çıkardılar. Böyle bir teraryum vardı. İster misin, kullanır mısın dediler. Dedim lan. Şş, dalga mı geçiyorsunuz lan dedim. Burada da yeni ürünlerimiz var. Abi metal çok paslanıyor ve beni rahatsız ediyor. O yüzden tweezer'ı yine Exoterra'nın ahşabından aldım. Onun aslında bak geçen bir öğrendim. Bir tane ağacın ahşabı var, tamam mı? Bir tane ağacın ahşabından, bunda işte mama falan filan, işte bakteri falan oluşmaması için normal senin evde de yiyebileceğin kaşıklarda o bir ağaç. Ağacın şeyini unuttum, adını unuttum ama o ağaçtan yapılınca hem bakteri falan da içinde kalamıyormuş, hem de çok sağlam uzun süreler kullanabiliyormuşsun. Aslında bunun için yani insan için daha mantıklı tabii ki de, ama ne ağacı olduğunu unuttum. Sedir ağacı mı bilmiyorum. Unuttum. Bilenler yazar. Birkaç tane küçük mini iç filtremiz var. Yine moss söyledim. Çok kullanacağız. Dursun, lazım olur. Aksolotların yemleri bitmişti. Aksolotlara yem aldım. İki tane de küçük iç filtremiz var. Geçici setler için. Bunlar artık çok zor geliyor arkadaşlar. Yok piyasada. Varsa da çok pahalı. Yani şu teraryumları falan hep sıfırdan kendim yaptıracağım şimdi. Raflar gelsin. Şimdi şöyle cama cam bir teraryum devasa yaptırmak, yani ben size söyleyeyim mi? Çok para. Yazık günah. Hani para anlamında da değil sadece. Emek anlamında da çok zor. Teraryum yaptırmakla iş bitmiyor. İçine dekorunu yapman lazım. Köpüğünü sıkman lazım. Boyamasını yapman lazım. Hepsi bir tane büyük uğraş. Hepsine büyük büyük emek vermek gerekiyor harbiden. Ölme şeyim ölme yani. Her neyse. Onun dışında anlatmam gereken şu an aktif bir şey yok. Bu teraryumu ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece kullanacağımızı biliyorum ama köşede dursun. Bununla bu aşağı yukarı aynı boyda. Ama müdahalesi daha kolay. Önden çatır çutur camı açılıp da ses gürültü yapmayacağı için çok fazla strese sokmayacaktır canlarımızı. Işıklandırmayı çak. Güzel, şık bir teraryum olabilir. Bunları projelendireceğiz. Yapacak çok şey var yani. Aksolotlar harbi burada abi. Mutlular şu an. Çatır çatır yemeklerini yiyorlar. Suları tertemiz. 19 derece sabit. Yemleri biraz azdı. Az veriyordum. Şimdi biraz basacağım, buzlayacağım. Şimdi Alper'e yeni canlılar geliyor. Yeni bir tür eklenecek listemize. Yasal olan. Şimdi gözlemliyorum. Deniz akvaryumunda da hiçbir sorunumuz yok. Turbosun eğriler çatır çatır çalışıyor. İşte buradaki ladder'larımız falan çok güzel açıyor. Bak yavaş yavaş açılmaya başlamış, görüyor musunuz? Bu bayağı. Yasal evet. Yasal 7 tür mü oldu öyle bir şey? Tam hakim değilim de 6 mu 7 mi ne? Daha olduğu gibi geldi buraya, kurdum. Tabii toprak moprak bulanmıştı. İçinde moslar büyümüş. Bir tane karides almıştım. Karidesin içinden 3-5 parça şöyle küçük mos çıkmıştı. Şuradaki gibi görünüyor mu bilmiyorum. Onlardan bir yayıldı, etrafı sarmaya başladı. Sonra dedim ki tamam Tukan, işte bırak organik haliyle büyüsün bu. Ha. Anubiaslar yayılıyor mu? Kayaların üstü işte yeşil mi oluyor? Yosun mu bağlıyor? Bırak dedim. Kendi halinde duracak. Neye evrilirse artık. İçinde zaten yosun yiyicilerimiz duruyor. Eğer onlar bir ürerse çok güzel olur da biraz nazlılar gibi. Genel olarak bu raflar falan alayı gidecek şimdi. Videoda onunla birlikte devam edecek. Hatta birazdan, yani ertesi gün olduğunda Yusuf'la burada ne yapmak istediğimizi ben bir anlatırım. Fantastik bir şeyler yapmıyorum. Dümdüz raf sistemi, dümdüz ay. Biz ilk başta burada konuşuyorduk, belki yayında da açmışız. Buraya çok değişik planlar falan kuruldu ama zor abi. Çok hayali şeylerdi yani. Anlatma aklımızda bulunsun. Bu kadardı. Hadi bakalım bir sonraki güne geçebiliriz. 4'ten 4.40'tan. Vay Yusuf abi bak. 25 yapalım. Ustalar konuşuyor. 25 yapsam. Evet, göbeğini öyle şey yapamaz. Ana olarak durması lazım. Ustalarım ne yaptık şimdi insan? Kaç para edecek şimdi? Aldık ölçülerimizi, onu bildireyim dedim. Komple raf, üstüne dolaplar. Bitti gitti zaten. Ya, bu arada bunları getirirken çekeriz. Çekeriz. Bu sadece dünün bir sonraki günü yani. O yüzden info olsun diye çekiyorum. Hadi bay.
Karınca Çiftim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 2. Birazdan yatmaya çalışacağım. Çünkü sabah Yusuf geliyor ekibiyle birlikte. Kurulum yapılacak şimdi. Ve yeni raflarımız sonunda adrese ulaşacak. Heyecanlıyım çünkü burası geçici bir bölümdü. Açıkçası bir yandan da kaygılıyım. Hangi akvaryumu, hangi teraryumu, ne yapacağım, ne edeceğim? Sıkıntılar var, voltaj düşüyor, çok... Şu an buradaki en sıkıntılı kısım aslında bu. Raf yapıldıktan sonra yine hayvanları bir şekilde yerleştirdikten sonra artık yavaş yavaş kalıcılara geçecek herhalde. Çok fazla ısıtıcı ekipman var. Yani bir nevi egzotik survive durumu var burada. Ne yapacağız bilmiyorum ama ucundan tutacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz alan tamamen değişecek. Ne öttü lan öyle? Burayı tamamen değiştiriyoruz. Onlar geldiği zaman videoya devam edeceğim zaten. İki sohbet ederiz. Birkaç fikirleşme olur. Ama şu an böyle gecenin ikisinde oturup arkama yaslanıp bütün işlerimden arınıp hobi alanıma baktığım zaman neler yapmak istediğimi az çok kestirebiliyorum. Önceki videolarda ufak ufak belirtmişimdir ama anlık düşünceler olabilir onlar. O yüzden çok bir geçerliliği yok diyebiliriz. Ama şu an baktığım kadarıyla bu hizadan raflar gelecek, şu karşıya raflar gelecek. Şimdi konuşmamız gereken şey canlılarımız. Yani hem yeni gelecek olan ithalat. Her rafta böyle laf bir şey, laf bir şey, laf çok güzeldir. Var, yeni canlılar var. Yasal olup da hanemde olmayan, karınca çiftliğim hanesinde olmayan canlılar var ya da canlı var. Yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da 9 tane teraryum yapmamız gerekebilir. Kimisi önden kapaklı, kimisi üstten açmalı. Balıklarımız geliyor, onun videosunu şimdi bir yandan yarın da çekeceğim. Onu da Rafet sağ olsun bana kıyak geçti. Çamur zıb zıbı balıklarımız gelecek. Onlar da böyle yani bir nevi sürüngen yani. Nelerle karşılaşacağız birlikte bakacağız. Yani şu an rafları hayal ettiğim zaman kaç teraryumu kaç paraya ölçüleri olacak şekilde nasıl yapacağız kara... Masraflıdır olur harbiden ha. Kara düşünüyorum çünkü geçici hanelerden, geçici teraryumlardan kurtulmak zorundayız. Canlı yemler, manlı yemler çok büyük iş var ve mekandaki enerji, elektrik tüketimi doğru çalışmıyor. Ciddi anlamda hasar bırakabilir. Elektrik problemi vardı neyse, o zaman. Neyse olumsuzluklardan kurtulalım ve önümüze bakalım. Kurulum aşamasında yani yaklaşık olarak 7 saat, 7, 8, 9, 8 saat sonra görüşürüz. Aksolot almak mı ya da gecko? Vallahi ben bir tane hayvan almak istiyorum yasal olanlardan ama bir tam düşünmek istiyorum yani. Bakacağım. Aksolot da olabilir bilmiyorum, bakacağım ya. Yes. Bir tane istiyorum. Göreceğiz kiminle. Oh ya böyle sakin sakin. Bazen de gaza geliyorum, diyorum ki acaba benim evde tam böyle girişte, benim ev bilmiyorsunuz ama benim evde girişte tam böyle kapıyı açtığım gibi devasa tam böyle papağan akvaryum şeylik bir yer var. Papağan kafeslik, anladın mı? Böyle boydan boya koyacağım, 2 metre 3 metrelik bir şey koyacağım. Papağan kafesi, oraya bir tane dev gibi papağan. Video çekmek ne güzel ya. Efendim abi. Sen o 3 kişiler gel. Sen oradan orayı görürüm. Bir de şöyle. Bunu çok dikkatli ama devirmeyelim. Aynen. O en dibe kadar. En dibe kadar götürüyorum. Biraz sen geri git. Ne olmuş? Karıncaların umutları var. Gel bunu da şuraya alalım. Ben direkt yanına aynı yere atmak istemem. E gel öyle yapalım. Yani onu taşıyacağız ki şimdi. Onu taşımayacaksın değil mi? Yerinde dursun. Ha bu sabit la. Yusuf Bey. Bu zaten burada. Bu yok. Kamerayı yakaladı, yakaladı. Bu zaten burada. Bu yok. Yok, evet onu düşündük. Onu vurdum. O şey değil. Şunu yapalım. Allah, bunları söküyor musun? Ben sana onları bir sökeceğim bana. Bir bu. Üç tane zaten bak. Şunu söküyor musun? Evet, üçünü de sökeceğim. Ha, üç tane, okey. Hepsini sök. Tamam. Şöyle yere kenara bir yere alalım. Sol kolu şuraya yere koyuyorum. Evet, ayak kaldırmak lazım. Kaldırmak lazım. Kaldır. Aman bak şura bir devrilse var ya. Bizim o gideceğiz ama biz de bu masaya. Seo. İsmail abi nasıl geriliyor kamera karşısında la? Bırak karınca çiftliğim. Oy oy. Ucuz bir şey. Ne oldu? Spot lan ısıtıcı. Ha. Benim merakım bununla bu diğerleri uyuşacak mı? Renk olarak mı? Hayır. Boy mu? Ha boy mu? Onu ben de merak ediyorum.
Abi bir beraber bir iş yapamadığı zaman olmaz ki. Her zaman böyle bir sıkıntı olur. Bence de olmaz. Yani ama şu var. Kapının arkasında kalacak olan kısa olan olduğu için. Evet. Ya benim aklımda güzel soru söyleyeyim mi? Beyaz bir eser istedi. Tamam onu biliyorum. Ha onu vereceğim. En son. En son. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Çekiyoruz, çekiyoruz da daha yayınlanamıyor. Vay Beskok, 70 kişi dostum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yok. Sen şeyleri sipariş şimdi bu ölçülere göre vereceksin. Baba şimdi aslında olay öyle başlıyor. Şimdi ben buradaki ölçülere göre, dün video çektim, gece oturdum. Dedim ki raflar geldikten sonra, dolapları takıldıktan sonra her şey o zaman karar vereceğiz. Kaça kaç, 9-10 tane terörlüğü siparişi vermem lazım. Ama ilk defa bu kadar büyük bir nizami bir şey oldu. Tabi. Bir ama de, senin eski ilk yayın açtığın evdeki o da güzeldi. Tabii. Aslında tam güzel çok, şey, hep beraber. Çok doluydu. Çok doluydu. Bu kadar büyük terörümün yoktu mesela. Plastik kaplı. Evet, plastik. Buraya ortaya bir şöyle bir yer masası, bir lahmacun sofrası lazım. Şu an öyle bir sohbet dönüyor bak. Bana da yok. Ha. Vay 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 vay. Emanetler güzel duruyor ha. Bağlandı. Ulan onu bir iriyor oldu ha. Yani ufak tefek hatalarımız olmuş tabii. Yani şeyle ilgili hatalar. Ölçülendirme ile ilgili kafama takılan şeyler vardı. Ama çözeceğiz. Burada bir başka bir hata çıktı. Burayı şimdi yeniden yapıyoruz. Dolabı buraya uymadı. Yeni demiriyle birlikte yapılacak. Genel durum da evde bu. Şu an çok karışık. Bugün de yayın yapacaktım ama yapacak gibi değilim şu an. Bunlarla uğraşmaktan mümkün değil, zaman bulamam. Yani genel olarak tatlı durdu ya. Bence iş yapar. Tabi buraya giydirmeler, bir takım detaylar, işte ayaklarındaki çirkinlikler. Abi işte burada asıl ne olacak biliyor musun? O kadar şey olacaksın ki burada bak, sıfıra sıfır ya da şöyle minik bir çek akvaryum, işte ne bileyim terarium, cam. Üstte sadece böyle düzenleme yeri, onun da üstünde şöyle bir kapağı olacak. Bastığın zaman pşşt diye kalkacak falan da, işte çok büyük işler bunlar ya. Çok uğraşmak gerekiyor. Der falan, onlar giderilir. Şu an iskelet olarak düşünüyorum bütün bunu. Bütün raf kaplanacak değil mi? Çok güzel durur da ama çok ince işçilik. Bir de biz burada şimdi böyle düşünüyoruz ama şimdi atıyorum bu işten anlayan adamlar da diyecek ki öyle olmaz kardeşim, sen öyle sıfıra sıfır yaptığın zaman yarın bir gün oraya başka bir şey eklemen gerekiyor. Hop kalıyorsun, anladın mı? Uyduruyorum mesela, bir ışık olacak. Tak sıfıra sıfır ayarladın ama o işin değişmesi gerekirken bir bakıyorsun ışığın boyutu uymuyor. O yüzden sıfıra sıfır her zaman riskli oluyor diye tahmin ediyorum. Duvara bir monte yapmadık. Bu dolaplar bayağı bir fazla ekipmanı veya çerçöpü pisliği alacaktır. Yandaki raflı dolaba işte kalsiyumlardı, yemlerdi falan filan yapılabilir. Bayağı bir şey oluştu. Evet, şimdi ne yapacağız? Melih var, Mustafa var. Buralara dalacağız. Şimdi her şeyi bir yerlere geçici de olsa koyacağız. Ondan sonra jima işi bitireceğiz. Sonra bir daha buluşuruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa, bir de Rafet'ten zıp zıp bir çamur zıp zıp bir onlar geldi. Onun kutu açılısını başka videoda, yalnız bunda değil. Bir inceleyeceğiz bakalım ne var ne yok içinde. Hadi bay bay. Vazgeçtim yana yana.